Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Biz de okuduk. Detaylandırır mısın sen de? Nur Köşker yaralı askerlerden özellikle üçünün daha şehit olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İlk etapta aslında ilk yapılan açıklamada 3 askerimiz şehit, 4 askerimizde yaralı ifadesi kullanılmıştı. Yaralı askerlerden 3'ü daha kurtarılamayarak şehit oldu. E, toplam şehit sayısı da 6'ya yükselmiş durumda. E, tabii bölgede operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor ki hemen o açıklamayı da aktaralım. İran kuzeyinde e, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 7'ye yükselmiştir. ifadesi kullanıldı ki aslında o ilk saldırıyla birlikte o çıkan çatışma birlikte özellikle bölgede hava harekatı yoğunlaşmıştı. 7 teröristin ilk etapta 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. E, toplamda şu an itibariyle 7 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Operasyonların devam ettiğinin altı çiziliyor ki bölgede sıcak temas devam ediyor. Çatışmaların devam ettiği noktasında Milli Savunma Bakanlığı da bilgiyi paylaştı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır yaralı personelimize de acil şifalar dileriz ifadesi kullanıldı. Bir kez daha hatırlatalım. Ee, orada özellikle Irak'ın kuzeyinde o bölgede toplam şey sayısı şu an itibariyle 6'ya yükseldi. Bir askerin bir yaralı askerin tedavisi hala devam ediyor. Bizler de gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz. Peki ben çok teşekkürler aktardığın detaylı bilgiler için. Elbette ki Mehmetçiğimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı kalmaz da. Türk Silahlı Kuvvetleri misiyle yanıt veriyor. Operasyonlarında devam ettiğini görüyoruz.